3 fazla asenkron motora yıldız üçgen yol vermeye ait bir devre şeması görmekteyiz. Devre şemasını isterseniz hep birlikte inceleyelim. Fazımız sigortadan geçti. Sigortadan geçtikten sonra 95-96 nolu termik rölenin kapalı kontağından geçti. Stop butonunun 21-22 nolu kapalı kontaklarından stop butonun üstünden geçtikten sonra S1 anahtarına geldi. S1 açık bir anahtar. 13-14 nolu uçlarını burada görüyorsunuz. S1 start butonundan geçtikten sonra K1M kontaktörünün 43-44 nolu normalde açık uçlarından geçtikten sonra K1M kontaktörüne geldi. K1M kontaktörüme bir adet zaman rölesi paralel olarak bağlı. K1M'nin A1 ve A2 uçları zaman rölesinin A1 ve A2 uçlarıyla paralel bağlı. Şimdi K1M'nin 43-44 nolu uçlarına K3M'nin 13-14 nolu yine K3M kontaktörüne ait açık kontaklar paralel bağlanmış. Yine start butonu ise K1M'nin 13-14 nolu uçlarıyla mühürleme yapılmış. Bu tarafa geçtiğimiz zaman start butonun çıkışı veya K1M ve K3M'nin ortak bağlantı noktasından zaman rölemin 15 ortak ucuna gelmiş. 15 nolu ortak ucuna gelmiş. 15 nolu ortak ucundan kapalı üzerinden 15-16 üzerinden K5M'nin kapalı kontağı üzeri 21-22 üzerinden K3M yıldız çalıştıran kontaktörümü devreye almışım. Yine zaman rölemin 15-18 nolu normalde açık kontağı üzerinden de K3M'nin 21-22 kapalı kontağı üzerinden K5M kontaktörümü devreye almışım. İsterseniz devrenin çalışmasına bakalım. Şu benim stop butonum. Bu benim start butonum. Buradaki göz lambalarım K1M'ye ait, K3M'ye ait ve K5M'ye ait benim göz lambalarım. Bu kontaktörüm benim K1M kontaktörüm bu. K3M kontaktörüm ve K5M kontaktörüm. K1M kontaktörüm benim normal enerji sağlayan motora kontaktörüm. K3M yıldız bağlantı yapan benim kontaktörüm. K5M ise üçgen bağlantı yapan kontaktörüm. Start butonuna basalım. Start butonuna bastığımızda K1M, K3M devreye girdi. Daha sonra K3M devreden çıkıp K5M devreye girdi. Stop'a bastık. Tekrar basıyoruz. K1, K3 devreye girdi. Daha sonra K3 çıktı. K5 devreye girdi. İsterseniz kontaktörlerin üzerinden bakalım. Şu anda start'a bastık. K1M çekti. K3M çekti. K3M bıraktı. K5M kontaktörüm çekti. Bastık start'a. Şu anda K5M'yi çekiyoruz. K1, K3 çekti. Şu anda K3 çıktı. K5 çekti. Devrenin çalışması bu. Bunu bir de motor üstünde görelim. Şu anda motor yıldız çalışıyor. Yıldızdan üçgene geçti. Dikkat ederseniz sesle bile bir fark oluştu. Tekrar sesi dinlemeniz açısından çekimi tekrarlayacak olursak stop butonuna basıyorum. Start'a bastık. Bakın yıldızdan üçgene geçiş sırasında da motor sesinde bir fark gördünüz. Şu anda devremize bir arıza yaptırdık ve arızayı bulmaya çalışacağız. Start butonuna basıyorum. K1, K3 devreye giriyor. Fakat K3 devreden çıktıktan sonra K5 kontaktörü devreye girmiyor. Tekrar stop'a basalım. Arızaya bakalım. Start'a bastım. K1, K3 yani K1 ile yıldız girdi. Yıldız devreden çıktıktan sonra üçgen kontaktörüm devreye girmedi. Bunun nedenini isterseniz ilk önce şekil üzerinde bir açıklamaya çalışalım. Devreye girmeyen kontaktörüm bu. K1, K3 yani ana kontaktörüm ile yıldız kontaktörüm devreye giriyor. Fakat K5M kontaktörüm devreye girmiyor. K1M devamlı devrede kalıyor. K3 çıkıyor ama K5 girmiyor. K5'in niye girmediğini isterseniz faz kalemiyle sırasıyla klemenslerinden kontrol edelim. Yapacağımız ilk iş A1 ucunda enerji var mı yok mu? K3 kontaktörünün 22 nolu ucunda enerji var mı yok mu? 21 ucunda enerji var mı yok mu? Ona bakacağız. Bu ara şuna da bakabiliriz. Bu hattı zaman rölesi besliyor mu? Yani K1T'nin zaman rölemizin
15-18 nolu kontakları kapanıyor mu? İsterseniz önce ona bakalım. 18 nolu ucu bu. 18 nolu ucu bu. Şimdi stop'a bastım. Tekrar start'a bastım. Faz kalemine baktık. Faz kalemiyle gördüğümüz gibi şu anda 18 nolu ucuna çıkış veriyor. Yani zaman relevin şuradaki 18 nolu ucunda enerji var. Bakalım K5'in bobin uçlarında enerji var mı? Faz kalemine baktığımda K5 kontaktörünün bobin ucunda enerji yok. Bu nereden geliyordu? Buraya enerji. K3M'nin 22 nolu ucundan geliyordu. K3M'nin 22 nolu ucuna bakalım. ...22 nolu uç, kapalı uç. Buraya baktığımız zaman kontaktörümün kapalı uçlarının kullanılmadığını görüyorum. Devre takibi yaptığımızda ise şu kabloya bakacak olursanız, bobine gelen bu kablonun, K5M'nin bobinine gelen bu kablonun K3M'nin kapalısından değil açıktan geldiğini görüyoruz. Yani yanlışlıkla K3M'nin kapalı kontağı kullanılması gerekirken açık kontak kullanılmıştır. Buradaki arızanın nedeni odur. Peki orada açık kontak kullanırsak ne olur? Tekrar devreye dönelim. Eğer burada açık kontak kullanacak olursak K3M devreye girdi. Devreye girdiği zaman bu kontağını kapadı. Ama zaman verisinin şu kontağı 16'ya enerji verdiği için burada herhangi bir durum söz konusu değil. K3M devreden çıktığı andan itibaren, yani zaman verisi buraya açtığı andan itibaren şuradaki normalde açık kontağı da açılacaktır. Normalde açık kontağı açıldığı zaman K1T 18'e enerji verse dahi burada K3M'nin normalde açık kontağından K5M'ye enerjilenmeyecektir. Bu devremizdeki hata buydu. Şimdi devremize tekrar bir arıza verdirdik. Bu sefer bu verdirdiğimiz arızanın neden olduğunu araştıracağız. Geldim start butonuna basıyorum. Start butonuna bastığım anda devrem çalışmıyor. Bu arızanın birçok nedeni olabilir. Yine şekil üstünden bakacak olursanız start butonuna baktığımda çalışmamasının nedeni start butonunda bir arıza olabilir. Start butonun arızası haricinde dikkat edecek olursanız devreyi takip edelim. K1T'nin 15-16 nolu uçlarında bir arıza olabilir. Veya gelelim, çünkü devrenin çalışabilmesi için ilk K3M'nin yani yıldız kontaktörümün enerjilenmesi lazım. Yıldız kontaktörüm enerjilenmiyor. Dediğimiz gibi start butonunda bir arızam olabilir. Start butonu haricinde K1T'nin 15-16 nolu uçlarında bir arıza olabilir veya K5M'nin 21-22 nolu uçlarında bir arıza olabilir veya kontaktöründe bir arıza vardır. Şimdi bu arızayı hep beraber arayacağız. İlk önce enerji var mı ona bakalım. Sigortamın girişinden başlıyorum. Sigortamın girişinde enerji var. Sigortamın çıkışında enerji var. Geliyorum butonumun girişine bakıyorum. Stop butonumun girişinde enerji var. Stop butonumun çıkışında enerji var. Şu anda start butonumun uçlarını kısa devre yaptım. Yani start butonuna basıyorum şu anda. Bakıyorum start butonumun çıkışında da enerji var. Yani ben enerji takibini şu noktaya kadar yaptım. Yani enerji takibimiz şu noktaya kadar yapıldı. Çalışmayan neydi benim? K3M kontaktörümdü. Şimdi şu hattı kontrol etmem lazım. K3M'nin niye çalışmadığını görmek için. Bakmam gereken yer ilk olarak K1T'nin 15'i. K1T'nin 15'inden sonra 16'sına enerji geliyor mu gelmiyor mu? K1T kontak düzeltiyorum. K1T zaman rölemiz burada. K1T zaman rölemizin kontak uçlarına bakıyorum. 15 nolu kontak uçlarına, 15 nolu kontak uçlarında enerji var. Baktığım yer nere? 16. Bakıyorum 16'da da enerji var. Yani şurada zaman rölemin çıkışını teyit etmiş oldum. Şurada zaman rölemin çıkışında da enerji var. Bundan sonra devam ediyorum. Bakacağım yer nere? K5M'nin 21 nolu ucu. Geliyorum K5M'ye. K5M'ye geldiğimizde şu K5M kontaktörüm benim. K5M'ye geldiğimizde burada bir adet açık kontak kullanılmış ama kapalı bir kontak kullanılmamış. Yani şu anda K5M kontaktörümün normalde kapalı olması gereken ucu normalde açık. Normalde açık olduğu için de K5M'ye enerji gitmiyor. Bunu değiştirebiliriz. Normalde kapalı yapabiliriz. Alalım.
Normalde kapalıya. Start tutulum şu anda kısa devre olduğu için eğer arıza buradaysa bu kontağı bağladığım anda K3M'ye çalışacaktır. Evet, K3M'ye kontaktörüm çalıştı. Devre normal olarak çalışmasını sürdürüyor. O zaman arızanın nedeni neymiş? Tekrarlayacak olursak arızamızın nedeni K5M kontaktörünün 21-22 kapalı olması gereken kontağını ben 13-14 açık kontak kullanmışım ve buradan enerji geçemediği için K3M kontaktörüm çekmiyor. K3M kontaktörüm çekmediği için bu kontağını kapayamıyor ve K1M ile zaman rölemi de devreye alamıyor. Devremize yine bir arıza verdirdik. Tekrar start butonumuza basıp çalıştırmaya çalışalım. Start butonumuza basıyoruz. K1M, K3M devreye girdi. K3M devreye girdikten sonra bir an için K5M kontaktörüm devreye giriyor ve K5M kontaktörüm girdikten sonra çıkıyor tekrar. Çalıştıralım. Sola bastık. Tekrar start'a bastık. K1, K3 girdi. K3 çıktı. K5M devreye girdikten sonra hemen devreden çıkıyor. Bunun çeşitli arızaları olabilir. Elektriksel bir bağlantı yanlışlığı da olabilir burada arıza nedeni. K5M kontaktöründen kaynaklanan bir arıza da olabilir. İsterseniz onu tek tek bir araştırmasını yapalım. Şimdi burada benim çalışmayan kontaktörüm veya devreye girdikten sonra çıkan kontaktörüm K5M. K5M devreye girdikten sonra çıkıyor. Burada arıza K5M'nin devreye girmesiyle alakalı olabilir. Bakıyoruz, K3M kontaktörünün burada normalde kapalı 21-22 nolu uçları var. Bununla ilgili bir sıkıntı olabilir. Burada bir diğer gözden kaçırılmaması gereken şey de devrenin enerjisi K3M devreden çıktıktan sonra kesiliyor. Yani K3M ile de alakalı burada bir şey olabilir. K3M'den kaynaklanan bir arıza da sistemin çalışmasını engelleyebilir. Şimdi K5M burada devreden çıktığı için K5M kontaktörü enerji kalıcı değil. Enerji kalıcı olmadığı için de yapacağımız şey devre takibi. Yani K5M kontaktörüm, K3M kontaklarım, zaman rölesinin normalde kapalısı ve start butonunun çıkışına gelip gelmediği. Demin de dediğim gibi yani K5M kontaktörüm devreye girdikten sonra çıktığı için burada faz kalemiyle, bu noktada faz kalemiyle bir enerji takibi yapmamız çok zor. Çünkü enerji kalıcıydı, devreye girer girmez çıkıyor. Bu devrenin çözümü tek tek uç takibidir. Uçlar yerine gidiyor mu, gitmiyor mu diye. Bu uç takibini yaptığımız zaman K5M hattında herhangi bir arıza görülmemektedir. Yani bu bağlantı doğrudur. Burada sıkıntımız şudur. Burada K1M'nin normalde açık olması gereken bu kontaklar normalde kapalı seçilmiştir. Ve start butonuna bastığımızda zaman rölesinin kapalısı üzerinden K3M kontaktörüm devreye giriyor. Bu kontak kapalıydı. Aynı zamanda K1M kontaktörüm de devreye giriyor buradaki. Daha sonra K1M'ye enerjileniyor, bu kontağını açıyor. Ama ne olmasını bekleriz? Bu kontak açıldığı zaman bu K1M kontaktörünün enerjisinin kesilmesini bekleriz. Fakat enerjisi kesilmiyor. Nedeni de şu, K3M kontaktörüm devreye girdiği zaman buradaki kontağını kapıyor. K1M açsa dahi K3M'nin bu kapalısı üzerinden K1M ve K1T zaman öyle enerjisiz kalmıyor. Bu nedenle K1M açma yapmıyor. Fakat süre sonunda K3M zaman öylesinin kontağı açılacağı için enerjisiz kaldığında buradaki mühürlemesini kesiyor. Ve bu kontak açılıyor. Bu kontak açıldığı zaman burada K1M'nin neyi vardı? Burada K1M'nin normalde açığı kullanılmış, kapamasını bekliyoruz. Mühürlemenin sürmesini bekliyoruz. Ama burada normalde kapalısı kullanılmış. Ve normalde kapalısı kullanıldığı için K1M enerjili olduğu anda bu açık. K3M de bu şeyi açtığı için mühürleme kontağını K1M'nin enerjisi kesiliyor. K1M'nin enerjisinin kesilmesi demek şuradaki mühürlemenin açılarak sistemin komple enerjisinin kesilmesi demek. O nedenle tekrarlayacak olursak arızayı burada. Bastım. K1M, K3M girdi. K3M devreden çıkıp K5M girerken tekrar sistemin enerjisi kesilmiş oluyor. Buradaki arızamız da bu.
Şu anda devremize tekrar bir arıza yaptırdık. Arızayı görmek için bu sefer enerjiyi vereceğim. Arıza enerjiyi vermemle birlikte baş gösterecek. Enerjiyi verdiğim zaman sağlı ve kontakları sağlı ve kontakları devamlı görevi yürütüyor. Dikkat edecek olursanız K1 ve K3 ve kontaktörlerim devamlı devreye girdi ve çıktı. Bunun nedenini isterseniz şimdi araştıralım. K1 ve K3M kontaktörlerimin devreye girip çıkmaları bir vızıldama şeklinde değildi. Daha çok kendi önlerine konmuş kapalı kontakları şeklindeydi. Devreye bakacak olursanız S1 anahtarım var. S1 anahtarıma basmadan bu olay gerçekleşiyor. Yani S1 anahtarıma ben basmadan direkt enerjiyi verdiğim andan itibaren bu olay gerçekleşiyor. Ve kontaktörlerin durumuna baktığımız zaman da demin de söylediğimiz gibi kontaktörlerde vızıldama yok. İnleme yok, vızıldama yok, titreme yok. Böyle bir arıza olsaydı mekanik bir arıza, kontaklar arasında bir şey sıkışmış diyebilecektik. Ama şu anda devreye girme ve çıkma şeklinde. Bunun nedeni de demin de söylediğimiz gibi kendi önlerine kendi kapalı kontaklarının konması nedeniyle olur. Eğer buradaki K1M kontaktörünün normalde açık kontağı, normalde kapalı bir kontak olacak olursa enerjiyi verdik, kendi kapalı üzerinden geçti. Kendi kapalı üzerinden geçtikten sonra K3M'yi devreye soktu, K3M'ye kapadı burayı. K1M'yi devreye soktu, K1M devreye girince bura kapalıydı, açtı. Açınca tekrar enerjisi kesildi, kontaktörlerin kapadı. Bu sefer tekrar kapadı, tekrar enerji geçti şeklinde bir şey olacak. Şimdi eğer arıza buradaki K1M kontaktöründen kaynaklanıyorsa, ben start tuşuna bastığımda buradaki kontak istediği kadar açılsın, kapansın, enerjiyi versin veya enerjiyi kessin, start tuşunun üstünden enerji düzgün bir şekilde sağlanacağı için, kesintisiz bir şekilde sağlanacağı için sistem normal çalışmasını sürdürecektir. Butondan elimi çektiğimde arıza tekrarlayacaktır. Şimdi isterseniz ona bakalım. Hakikaten K1M kontaktöründen kaynaklanan, burada kapalı bir kontak konmasından kaynaklanan bir arızam var. Tekrar enerjiyi veriyorum. Kontaktörler devreye girdi. Start butonuna basıyorum. Start butonuna bastığım zaman devre normal çalışmasını sürdürüyor. Start butonuna elimi çektiğimde arıza devam ediyor. Bakın şu anda devre normal çalışmasını sürdürüyor. Demek ki arızanın nedeni start butonuna bastığım zaman etkisini kaybeden K1M kontaklarının normalde kapalı kontak kullanılması veya oradaki 13-14 nolu kontakların bozulmuş olması. Tekrar arıza verdik devremize. Bu sefer bakalım. Bastık. K1M, K3M devredeyken K3M devreden çıktı. K5M devreye girdi. Şimdi devrede herhangi bir aksaklık yok. Kumanda devresini takip ettik. Ama sıkıntımız bizim güç devremizde. Hemen dönüp motora bakıyoruz tekrar. Sistemi baştan alıyorum. Start butonuna bastık. Motor yıldız devreye girdi. Fakat motor yıldızdan çıkıp üçgen devreye girmesi gerektiği yerde motorum duruyor şu anda. Ve bu arızanın nedeni kumanda devresinde değil. Bu arızayı tespit edebilmemiz için güç devremizi açtık. Güç devremizde motorumuz yıldız çalışıyor. Yani K1M ve K3M çektiğinde motorumuzda herhangi bir arıza yok. Üçgene geçtiği zaman motorumuz üçgen çalışmayı yapmıyor. İlk bakacağımız nokta K5M'ni motor klemenslerine enerji verip vermediği. K5M kontaktörü kapandığı zaman, yani üçgen çalışmaya geçtiğinde U2 ve W2 uçlarına enerji gelip gelmediğine bakacağız. Bunu yapabilmemiz için de faz kalemimizin bir ucunu nötre bağlayacağız. Nötre bağladıktan sonra sırasıyla U2 ve W2 uçlarına enerji gelip gelmediğine bakacağız. Bunu yaparken yalnız şöyle bir olay var. K5M kontaktörü enerji vermese dahi, K5M kontaktöründen enerji buraya gelmese dahi, K1M kontaktörü o an çekili olacağı için K1M kontaktörü U1, V1, W1 uçlarına enerji vereceği için U1'inkini U2'de, çıkışı olan U2'de, V1 bobininin giriş olduğu bobinin çıkışı V2'de, W1 bobininin çıkışı W2'de bir nolu klemenslerden gelen enerjileri burada görürüz. Ne zaman? Eğer K5M benim buraya enerji vermese dahi, girişlerde enerji olduğu için ikilerde ben enerji görürüm. Burada
girişlerin enerjisini çıkışlarda görmemem için U1, V1, W1 uçlarını boşa çıkartacağım. Bu uçları aldıktan sonra motor klemenslerinden iki nolu uçlarda enerji olup olmadığına bakacağım. Eğer iki nolu uçlarda enerji varsa ve motor çalışmıyorsa, bunun bir diğer nedeni de K5M kontaktörünün K1M ile birlikte devreye girdiği zaman, K5M kontaktörünün K1 ile devreye girdiği zaman U1 ile W2'ye, V1 ile U2'ye, W1 ile V2'ye aynı fazları vermesi lazım. Yani ben yine U1'leri bağladım, W2, U2, V2'yi bağladım ve faz kalemiyle U1, W2 arasına baktığımda aynı faz oldukları için, ikisi de L1 faz oldukları için burada faz kaleminin enerji göstermemesi lazım. V1 ile U2 arasında motor klemensinde enerji olmaması lazım. W1 ile V2 arasında motor klemensinde enerji olmaması lazım. Şimdi bu enerjilerin olup olmadığını kontrol edeceğiz. Motor klemensinin bir nolu uçlarını boşa çıkarttım. Bu sayede bir nolu uçlara gelen enerjinin iki nolu uçlarda görünmesini engellemiş oldum. Yanlış bir ölçme yapmayı engellemiş oldum. Devremi çalıştırıyorum. Şu anda yıldız motorum devreye girdi. Tabii dönme uçları sökük olduğu için şu anda üçgen devreye girdi. Bakalım üçgen kontaktörü motor klemenslerine enerji veriyor mu? Evet. Bu uçta enerji var. Bu uçta enerji var. Bu uçta enerji var. O zaman benim K5M kontaktörüm motor klemenslerine enerji sağlıyor. Yapacağımız diğer ölçüm, karşılıklı uçlara aynı fazlar geliyor mu? Motor enerjisini tekrar keselim. Uçları yerlerine bağlayalım. Şu anda motor uçlarına birileri bağlıyoruz. Enerjisini kestik. Şöyle alalım kabloları da. Şu anda bir nolu uçlar da bağlı. Tekrar motora enerji veriyorum. Çalıştıralım motorumuzu. Şu anda yıldız devreye girdi. Evet. Üçgen devreye girdi ve motor durdu. Bakalım karşılıklı olarak aynı fazlar mı verilmiş? Şu anda motor klemenslerine karşılıklı ölçüm yapacağım. Bunun için motorda enerji var ve üçgen kontaktör devreye girdi. U1 ucuna bağladım faz kalemimi. W2'ye baktığım zaman faz kalemi yanmıyor. Yani bu ikisi aynı faz ve doğru bir bağlantı. V1'e aldım, diğer ucu U2'ye getirdiğim zaman 380 gösteriyor. Yani iki faz farklı faz. Muhtemelen bunda da aynı şeyi gösterecek. W1 ile V2'ye aldığım zaman dikkat edecek olursanız 380 volt yandı. Yani karşılıklı olarak yanlış fazlar çaprazlama olarak getirilmiş. Üçgen bağlantıda çalışmama nedeni bu. Motorumuzun enerjisini kesip bu uçları düzelttikten sonra tekrar dönüyoruz. Enerjimizi kestik. Şu iki uçların yerini değiştirdik. Çünkü çaprazlama gelen uçlar bunlardı. Şu anda motorumuza enerji verdik. Devreyi çalıştırdık. Şu anda üçgen çalışıyor. Yıldız çalışıyor. Yıldızdan üçgene geçti. Ve çalışmasında motorun herhangi bir sıkıntı yok. Tekrar ölçüm yapacak olursak U1, V2 göstermiyor. Az önce hatalı olan V1, U2 aynı faz enerji göstermiyor. W1, V2 aynı faz enerji göstermiyor. Demek ki hatanın nedeni, ki sıklıkla rastladığımız bir hatadır bu, motor klemenslerine uçların yanlış getirilmesi.